Kübra Gelin spor tarzdaki eşyalarını bohem aksesuarlarla tamamlamış. Şöyle bir baktığımızda salonda ahşabın her tonunu görmek mümkün. Ceviz ayaklı gri kanepeler oldukça sade. Bu nedenle renkli kırlentler doğru bir karar. Natürel çerçeveli boy aynası bohem tarzıyla salona derinlik katmış. Ahşap kaplama televizyon ünitesi tarz ve ebat olarak salona uygun. Kablo gizleyici kullanılması ise takdire şayan. Yemek masası ve sandalyelerdeki tek düzelik buldan bezi runner, yapay ayçiçekleri ve amber vazo ile dengelenmiş. Petek raflar, kaktüs ve sukulentler için hoş bir sergileme alanı olmuş. Benim yorumlarım bu kadar. Bakalım gelinlerimiz neler söyleyecek. Evet hanımlar, salonum için yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu karşıdaki, onun ismi neydi? Makrome. Evet, ben onları daha çok balkonlara yakıştırıyorum. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben salonuna pek uygun bulamadım açıkçası. Onu çok sevdiğim bir kuzenim kendi elleriyle ördü. Benim de balkonum olmadığı için, onu da çok sevdiğim için evimde onu yaşatmak istedim ve bu duvarımda kullandım. Ve bence hani eğer bohem tarzını yakalamak istiyorsan da evin içinde de kullanabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle kullanılabilir bu arada ama sopası o şekilde olamaz. Salonunda. Bilmiyorum daha önce ama benim salonum zaten ahşap olduğu için makromeler hep genelde bilmiyorum baktınız evet, mı? Evet evet. Ben de kullanıyorum benim balkonumda var. Sokaktan ağaç böyle çıta o tarz şeylerin üstüne yapılıyor. Ama o şekilde hani balkonunda kullanırsın. Şimdi salonuna direkt onu kullanmanı istemezdim. Açıklamamı yaptım ben. Ben gayet yani o vermeseydi de ben yine kullanırdım. Hatta yatak odamda bile kullanmayı düşündüm. Başlığımı çıkarıp onu direkt atmayı. Oraya duvara koymayı. Benim de var. Ben de balkonumda kullanıyorum bu arada. Evime uymadığı için, balkonum uyduğu için balkonumda kullanıyorum. Benimkisinin gene bu şekilde simetrik, dümdüz de değil. Şöyle oval şekilde geliyor. Ama üstü zımparalı gibi düşünebilirsin. Yani ben o şekilde görmek isterdim. Onun dışında makromesi falan bence gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Ben de konsolundan bahsetmek istiyorum. Bohem tarz diyorsun ama o ben buraya yakıştırmadım. Onun biraz daha açık bir tonu olsa bence bohem tarzı daha çok ayak uydururdu. Ya bu biraz daha ağır kaçmış bence evet. Bohem tarzı. Yani ben seninle aynı fikirde değilim. Ahşabın tonları benim için bohem. Yani biraz daha açık bir ahşap tonu daha güzel olurdu bence. Peki direkt şunu söyleyeyim. Salonunu bohem olarak dizayn ettiğini söylüyorsun. Peki bu halın bohem mi? Ya her kullandığım şey bohem diyemem. Ama ortama şöyle genel olarak baktığımda bohem bir salonum olduğunu söylüyorum ben. Ben avizenin ışıklarını söyleyeceğim. Sarı yapmışsın sanırım bohem bir hava olsun diye. Ama uykumuz geldi yani burada. Çok beni baydı bu ışık. Ben sevmiyorum evlerde sarı ışığı. Ben de Rabia arkadaşıma katılıyorum. Zaten ben de değinecektim. O benden önce davrandı. Ben de sadece bohemi sarı ışığın gösterdiğini düşünmüyorum. Bence beyaz ışık da kullanılabilir. Hem her şeyi daha net hem de daha güzel görebilirdik bence. Ben bohem olsun diye değil, ben loş ışık seviyorum. Hatta ışık bile kullanmam. Sadece gece lambası kullanırım. Bana romantik geliyor. Ben böyle seviyorum. Hoşuma gidiyor. Çok kasvetli bir ortam yapmış. Yani ben sevemedim. Bakış açısı. Ben gayet seviyorum. Mutluyum böyle de. Salonda romantik bir hava katmaya çalıştım dedin ama salonda romantik bir hava ne alaka onu anlamadım. Sonuçta misafirler için kullandığım bir alan burası. Romantiklik sadece loş ışıklı olmuyor. Frida'yı da biliyoruz ki aşık olduğu adama aşkını anlatan şeyler yapıyordu. Bunu da salonda zaten kullandım. Işıklarımla da bunu bir bütünleştirdiğimi düşünüyorum. Yani romantizmi bence ışıklarına değil de Frida büstüyle bağlayabiliriz. Evet, avize demişken ben avizeni salonunda bir tık hani böyle uyduramadım desem değil ya da direkt ben avizemi galiba beğenmedim. Ne kadar almıştım? Ben fiyatını da öğrenmek istiyorum bu arada avizenin. Avizeyi ne kadar almıştım? 300 sanırım. Bayağı uygun almışsın. Evet, evet. Ama 4 yıl önce. Ama 4 yıl önce doğru. Hatta 5 yıl bile olabilir. Yani çok erken tuttuk evi. Pandemiden dolayı bizim biraz evlilik uzun sürdü vesaire. Ben son olarak halını da söylemek istiyorum. Halını ben salonuna kesinlikle yakıştırmadım. Bence bu direkt spor tarzda bir halı. Halını ne kadar almıştın? Halımı 3500 almıştım. 3500 bambu, evet. Ben de şöyle bir yorum yapmak istiyorum son olarak. Yani ben kendim için son olarak. Ben şöyle bir çevreme baktığımda yarısı klasik, yarısı spor, yarısını da bohem görüyorum. Yani biraz senin de kafan karışmış gibi algılıyorum yani. Hani ne yapmaya karar verememişsin gibi yani.
ne klasik yapabilmişsin, ne bir tam bohem yapabilmişsin. Yani arada kalmışsın, kafan karışmış gibi. Bir de cevap vermeden bir şey daha söylemek istiyorum. Rafların o kadar dolu dolu ki burası, oralar, yani her yerde bir şey var. Bunun temizliği zor olmuyor mu senin için? Öncelikle temizliği benim için de bazen zor oluyor gerçekten. Ama ben seviyorum, pişman değilim. Keyifli keyifli temizliğimi yapıyorum. Simge ve Buse'nin evinde de yani sadece tek bir yönelik bir yer klasik değildi. Klasik spor hepsi bir aradaydı. İnsanlar tarzını yansıtıyor. Ben bir yanım spor, bir yanım bohem ve bunu da evimde yansıttığımı düşünüyorum. Şimdi sen bohem dediğin için biz o konu bohem ağırlıklı. Tamam. Yani, bizlerde ama şu vardı. Mesela salonumuz tek bir tarzdı. Buse'de de o vardı. Evet, bende de. Benimki de o şekildeydi. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Sen mobilyanı bu şekilde almışsın ama sonradan senin de tarzında değişiklikler olmuş. Sen evini sonradan boheme çevirmek istemişsin gibi geliyor bana. Yani şöyle, ben evlendiğimden beri eşyalar bu şekilde. Hep bu şekildeydi. Bu şekildeydi. Aksesuarları şurada peki? Makrome vardı ama şu makrome sonradan katıldı. Şu ayna arka odadaydı. Onu getirdim sadece buraya. Ama burası olduğu gibi bu şekildeydi. Bir de kapıdaki makrome de hani ben daha çok mutfak kapılarında görüyorum onu. Ya da balkon. Ya da balkon. Ben salon kapısına yakıştıramadım. Affedersin. Dediğim gibi bura benim salon gibi değil, hani salon şey. Bura benim oturma alanı, oturma odası diyebiliriz. Oranın kapısı yoktu. Bazen insanlar sürgülü şey de yapamadım. Sürgülü yani yapamadım derken ev sahibim izin vermedi. Ben de kendimce böyle bir çözüm buldum. Mutfağa koyulanları biliyorum. Çok daha basit olur. Bu bir tık daha bence kendini gösteren bir şey olduğu ve el emeği olduğu için bunu tercih ettim. Hani görmeye alışık olduğumuz bir durum değil. O yüzden evet, söylemek istedim. Yani mutfakta görseydik daha hoş olurdu. Bir de Kübra'cığım, ben koltuklarını konuşmak istiyorum biraz. Koltukların aslında ben rengini beğendim. Sanırım TV ünitenin arkası duvar kağıdı. Onu evet, siz yaptınız evet, değil mi? Onunla koltukları mı uydurmaya çalıştınız? Evet, evet. Yani ya, aslında renkleri uyuyor. TV üniten de ona renk, yani ona denk bir renk. Evet. Ben berjerini model olarak beğendim ama kumaşını pek beğenemedim açıkçası. O zaten buna dahil bir şey değil. Ben onu ayrıyetten öyle patlatmak için aldım. Burayı fon perdelerimle falan, havlularımla. Evet. Biraz koltuklarında zarar görmüş sanırım. Evet. Evcilin hayvanından kaynaklı. Bir tane, iki tane, üç tane var. Evet. Onlarla özellikle de berjerinde daha fazla evet, görüyorum. Orada çok oyun oynuyor. Evet. Evet. TV ünitesine gelecek olursam da onunla ilgili de şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Rafların birbirlerinden çok alakasız biblolarla dolu. Bir de ben saatini orada görmek istemezdim. Televizyon ünitende saat görmek istemezdim. Şuradaki kirişte görebilirdik o saatini. Burada da siyah olarak görmek istemezdim ama kendi fikrimce. Onun dışında benim salona yorumum bu kadar. Son olarak bir koltuk takımının fiyatını öğrenmek istiyorum. Koltuk takımım konsolla birlikte 12.000. Bu 900 TL'ye almıştım tek başına 5 yıl önce. TV ünitem raflıklarla birlikte 350 liraydı. Kitaplığımda 380 TL. Perdelerinin fiyatını öğrenebilir miyiz? Perde de 2500'dü. Hanımlar, fiyatları sormanızdan yorumlarınızın bittiğini anlıyorum. Bitti. Anladığım kadarıyla Kübra'nın salonunu karışık buldunuz. Bakalım mutfağını nasıl değerlendireceksiniz? Hadi buyurun gidelim. Gidelim dışarı.